Allah onu sabırlı kılar. Resulullah aleyhisselam ashabından birine çocuğunun ölümü üzerine şu başsağlığında bulundu. Allah'a hamdü senadan sonra, yüce olan Allah senin sevabını artırsın ve sana sabır versin. Sakın sabırsızlığın sevabını yok etmesin. Yarın kıyamet günü musibetlerinin sevabını kaybettiğinden dolayı pişman olursun. Eğer sabretmenin sevabını görseydin, o musibetin sevap karşısında bir hiç olduğunu anlardın. Bil ki sabırsızlık etmek kaybedilen şeyleri geri çevirmez ve hiçbir hüzün ilahi takdiri ortadan kaldıramaz. O halde çocuğun yerine sana verilen şeyin hüznünü gidermesi gerekir. Vesselam. Hazreti Ali, oğlunu kaybeden Eş'as bin Kays'a tesellide bulunarak şöyle buyurmuştur. Ey Eş'as! Eğer oğluna üzülüyorsan bu yakınlığın bir gereğidir. Eğer sabredersen Allah'ın her musibete karşı bir mükafatı vardır. Ey Eş'as! Eğer sabredersen hakkında ilahi takdir gerçekleşir ve ecrini alırsın. Ama sabretmezsen yine ilahi takdir gerçekleşir ve sen günahkar sayılırsın. Ey Eş'as! Oğlun dünyaya geldiğinde seni sevindirdi. Bu senin için bir imtihan ve denemeydi. Ve ölümüyle seni üzdü. Bu da senin için sevap ve rahmettir. İmam Sadık şöyle buyurmuştur. Allah'tan korkunuz ve sabrediniz. Çünkü her kim sabretmezse sabırsızlık onu helak eder ve sabırsızlığın sebebiyle helak oluşu da sabırsızlık ettiğinde sevap elde etmeyeceği anlamındadır. Hazreti Ali aleyhisselam buyurdu ki, her kimi sabır kurtarmazsa sabırsızlık helak eder. Yine İmam Sadık şöyle buyurdu, az sabretmek insanı rezil ve rüsva eder. Hazreti Ali aleyhisselam buyurdu ki, şüphesiz sıkıntıların bittiği bir sonu vardır. O halde sizlerden biri bir musibete düçar olursa, o musibetler geçinceye kadar teslim olmalı ve sabretmelidir. Zira sıkıntılar insana yöneldiğinde hemen çare peşinde koşmak o sıkıntıları daha da tatsızlaştırır. İmam Ali aleyhisselam Mısır'da yanına gelen Kays bin Sa'da şöyle buyurmuştur. Ey Kays! Sıkıntıların bittiği bir son vardır. O halde akıllı insan sıkıntılar geçinceye kadar sıkıntılara göz yuman insandır. Zira sıkıntılar insana yöneldiğinde onları çare bulmaya çalışarak karşılamak şiddetleri artırır. Yine Hazreti Ali şöyle buyurdu. Her kime zamanın sıkıntıları ard arda inerse bu sıkıntılar ona sabrın faziletlerini de kazandırır. Yine İmam Ali, sabrın kökü Allah'a gerçek yakin içinde olmaktır buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim kendini sabretmeye zorlarsa Allah onu sabırlı kılar. Her kim de iffet talep ederse Allah onu iffetli kılar. Her kim ihtiyaçsız kılınmayı dilerse Allah onu müstani kılar. Hiçbir kula sabırdan daha iyi ve geniş bir nimet verilmemiştir.